Tekrar merhabalar. Polinom'un 3. konu anlatım videosundayız. 7. soru çözmüştük 2. videoda. Şimdi 3. videoda sorularla devam edeceğiz. Eğer Polinom'un ilk 2 videosunu izlemediyseniz tavsiye ederim. Çünkü o konuyla ilgili devam edeceğiz sorularımıza. Şimdi 7. videoda polinom eşitliği hakkında bir bilgi vermiştim. Aslında özdeşlikten bahsetmiştik. Sonra denklem ve özdeşlikle denklem arasındaki farklılıklardan bahsetmiştik. Ve en sonunda şuna bağlamıştık. Her polinom eşitliği aslında bir özdeşliktir demiştik. Şimdi bundan önceki videoların son sorularında da bu tarz bir soru çözmüştüm. Yine aynı tarzdan devam edeceğim. Diyor ki px bir polinomdur diyor. X kare eksi 2x çarpı px eşittir 2x küp eksi ax kare artı 4x artı b eksi 1. Buna göre a çarpı b kaçtır diyor. Şimdi bakın bu bir polinom. Px de bir polinomdu. İki polinomun çarpımı sonucunu vermiş. Yani biz buna polinom eşitliği diyoruz. Polinom eşitlikleri aslında bir özdeşliktir. Ve özdeşlik olduğu için x değişkenine istediğim reel sayı verip sağ tarafın sol tarafa her zaman eşit olduğunu söyledik. Bu özdeşliğin tanımıydı. Şimdi biz amacımız a ile b'yi ya ayrı ayrı bulup çarpacağız ya da direkt çarpımına ulaşacağız. Burada çarpımına direkt ulaşmamız imkansız. A ile b'yi ayrı ayrı bulmamız gerekiyor. Şimdi bunu bulmak için de bir önceki sorularda şunu demiştim. Madem ki a ile b'ye ulaşacağız, o zaman ben eşitliğin sol tarafını yok edeyim. Yani sıfırlayayım. Böylece a ve b ile arasında bir denklem elde edeceğim. Bu denklemleri çözüp a ve b'yi bulacağım. Soruyu da biteceğiz. Şimdi öncelikle sol tarafta x parantezini alırsam çarpanlar x çarpı x eksi 2 ve son olarak çarpan px. O da eşittir 2x küp eksi ax kare artı 4x artı b eksi 1. Şimdi x'e istediğim değeri vermekte özgürüz. Çünkü bu bir özdeşlik. X'e en mantıklı değerler burayı sıfırlayan değerler olacaktır. O yüzden x'e öncelikle 0 veriyorum. 0 verdiğim zaman burası sıfırlandı. X'e 0 verdiğim zaman gördüğünüz gibi sadece burada b eksi 1 kalıyor. O zaman b değerimiz 1'miş. Bunu bulduk. Şimdi sıfırlayan diğer değeri vereceğim. Yani sol tarafın köklerinden bahsediyorum. 2 verirsek burası sıfırlanacak tekrar. 2 verdiğim takdirde burası 16 eksi 4a artı 8 artı b eksi 1. Yani b'de 1 olduğuna göre 1 eksi 1 olacak burası. Toparlayalım. Eksi 4a'yı bu tarafa aldığım zaman burada 24 kalacak. Buradan da a değerimiz 6 olacak. A ve b ayrı ayrı bulunduğuna göre sonuçta a çarpı b'di. Yani 6 çarpı 1'den cevabımız 6'dır dedik. Evet, bu soruyu yine polinom eşitliğinden yaptık. Yani özdeşlik kullandık. Özdeşlik kullanmak demek yani x'e istediğimiz değeri verme özgürlüğümüz var demek. Ben de x'e en mantıklı değerler 0 ile 2. Burayı sıfırlarız ve a ve b arasında denklemler buluruz demiştim. Zaten onu yaptık. Ama diğer değerleri denerseniz bakın burayı sıfırlayamazsınız. Mesela 1 denediğiniz zaman P1'e ihtiyacınız var. P1 kaç bilmiyoruz. Ya da 5 verdiğimiz zaman P5'e ihtiyacımız var. P5'in kaç olduğunu bilmiyoruz. O yüzden en mantıklı değerler burayı sıfırlama yöntemi. Tabii burada başka bir yol daha var. Bunu bir önceki videoda da çözdüm bu tarz bir soru. İki yolla çözmüşüm bu soruyu. Bunu ikinci yolunu çözmeyeceğim. Burada Px'i tahmin ederek yapacağız. Yani İkinci derecen bir ifadeyle nasıl bir polinom olmalı ki bu çarptığımda üçüncü derecen olsun? X küplü bir şey olabilmesi için kesinlikle bu x kare ise burada x ile olacak. Başka sayı 2x küp olduğuna göre başka sayı 2 olması için de 2x'li bir ifade olacak. 2x artı bir şey bilmiyoruz. K. Tabii bu k sabit bir sayı. Bu muhakkak yazmak zorundayız. Bu durumda k'yı bulacağız. Çarpmak zorundayız. Çarptıktan sonra da eşitlemek zorundayız. Bu biraz daha uzun bir yol. 8. soruyu geçtik. Geldik 9. sorumuza. Şimdi px bir polinomdur diyor. İki polinomun toplamının sonucu verilmiş. Buna göre p3 değeri kaçtır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar burada şunu yapacağız. Bu genelde öğrencilerin zorlandığı soru tipleri. Şimdi bize aynı tür iki polinomun yani P polinomuyla P polinomu aynı tür iki polinomun toplamı verilmişse ya da çarpımı da verilmişse başka hiçbir bilgiye gerek yok. Biz bu polinomun ne olduğunu bulabiliriz. Bize burada polinomun sadece toplam sonucu verilmiş. O yüzden başlangıç yorumumuz şu.
Birinci adım, önce Px kaçıncı dereceden? Buna karar vermeniz lazım. P birinci dereceden olmalı. Sebebi de şu. Toplama sonucu birinci dereceden geldiğine göre bu x kareli yani ikinci dereceden ya da x küplü bir polinom olamaz. Çünkü eğer bu x kareli bir şeyse bu da x kareli bir şey olacak. Çünkü aynı tür. Hatta içerideki ifadeler de aynı dereceye sahip. İçerisi de birinci dereceden birinci dereceden. Bu yüzden bu şu anlama gelir ki bunu ileride de bahsedeceğiz. Bu polinomun komple derecesiyle bu polinomun derecesi aynıdır. Ha, bu yüzden demek ki bunlar x kareli ya da x küplü polinom olamaz. Ancak birinci dereceden ax artı b türünde bir polinom. Yani diğer adıyla doğrusal bir fonksiyon olması lazım. Buna göre öncelikle px'i tanımlıyorum. Px birinci dereceden bir polinom olup ax artı b'dir. Yani x vardır bir de sabit. Sabit olmayabilir ama biz yokmuş gibi davranamayız demiştim. 7. soruyu çözerken de böyle bir şeyden bahsettik. Yani bir önceki videoyu izlerseniz ne demek istediğimi anlarsınız. Şimdi px'i bulduktan sonra soruda geçen px artı 2'ye ihtiyacım var. Px polinomundan px artı 2'yi bulabilmemiz için x gördüğümüz yere x artı 2 yazacağız. O yüzden a çarpı x artı 2 artı b diyorum. Şimdi bu ikisini soruda olduğu gibi toplayacağım. Şu ikisinin toplamının sonucu 4x artı 12. Sağ tarafı toplarsam ax bir de bunu dağıtırsak ax gelecek. 2ax artı sabit olarak bakın bu aşağıda 2a gelecek. Yukarıdan b aşağıdan b toplamda 2b geliyor. İşte elde ettiğim ifadeye polinom eşitliği diyoruz. Bu polinom eşitliğinde sol taraftaki x'in katsayısı sağ taraftaki x'in katsayısıyla aynı olacak. 4 eşittir 2a'dan a eşittir 2'dir. Sol tarafın sabit terimi sağ tarafın sabit terimiyle eşit olacak. Yani 12 eşittir 2a artı 2b'den. Buradan a artı b değerimiz 6 olacak. a'yı 2 bulmuştum. 2 yerine yazarsam buradan b'ye de ulaşırız. Yani b'de 4. Şimdi a ve b'yi bularak neyi elde ettik? A ve B bilindiğine göre artık Px polinomu rahatlıkla bulunabilir. Demek ki ne dedik soruya başlarken? Aynı tür iki polinomun toplamı biliniyorsa başka bir şey vermesine gerek yok. Ben bu polinomu bulurum. 2 bulduk. A dediğimiz 2, B dediğimiz 4. Aslında Px polinomu 2x artı 4 imiş. Bize de P3 soruydu. Götürüp x yerine 3 yazarsak 6 artı 4'ten cevabımız 10 oldu. Aynı zamanda aynı tür iki polinomun çarpımı biliniyorsa da başka bir bilgiye gerek yok. Biz bu polinomu bulabiliyoruz. Evet. Bununla ilgili sorularımız devam edecek. İleride göreceksiniz. Bakın. 10. soru. Yine aynı tür iki polinom toplanmış ve sonuç 2. dereceden. Yapmamız gereken öncelikle Px'i tanımlamak. Px'i tanımlarken tabii ki ne olduğunu bilmiyoruz. Yani genel yazılım şekliyle ifade etmemiz lazım. Bir kere P kesinlikle 2. dereceden olmalı. Çünkü sonuç x kareli çıkmış. İkinci dereceden olduğuna göre ax kare artı bx artı c'dir dedik. Peki bana ne lazım? Soruda px artı 1 geçiyor. O yüzden px artı 1'i px'ten şöyle elde ediyoruz. X gördüğümüz yere x artı 1 yazacağız. Yani a çarpı x artı 1'in karesi. Artı b çarpı x artı 1. Bir de artı c sabit terim. Yine soruda geçen px eksi 1 polinomunu elde edeceğim. Bu sefer x gördüğümüz yere x eksi 1 yazacağız. Her x gördüğüm yere x eksi 1 yazarsam a çarpı x eksi 1'in karesi artı b çarpı x eksi 1 artı c. Şimdi bu ikisini soruda olduğu gibi toplayacağız. Bunu renk değiştireyim. Toplarsak arkadaşlar bu ikisinin toplamı 2x kare eksi 6x artı 12 geliyor. Şimdi burayı toplayacağız. Bunu açmamız gerekecek. Ben hızlı bir şekilde açacağım. Buradan x kare gelecek. ax kare olacak. Aşağıdan x kare gelecek. Yine ax kare olacak. 2 tane ax kare gelecek. Sonra bunu açarken 2x gelecek. A ile çarpacağız. 2ax. Buradan da eksi 2x gelecek. A ile çarpacağız. Eksi 2ax. Yukarıdaki artı 2ax. Aşağıdaki eksi 2ax ile gidecek. Ve burada sabit olarak a var. Buradan da yine a gelecek. Yani toplamda burada 2a olacak gençler. Bu ikisini topladım. Geldik buraya. Yukarıdan bx ve buradan da bx. 2bx gelecek. Artı b eksi b'yi götürecek. Bir de sabit olarak 2c gelecek. Evet, böyle bir eşitlik elde ettik. Buna polinom eşitliği diyoruz. Polinom eşitliğinde dereceleri aynı olan terimlerin katsayıları da aynı olmak zorunda. Yani burada 2x kare varsa burada da 2x kare olacak. Demek ki x kareli terimlerin katsayıları eşit olduğuna göre a1 olmalı. 2. X'lere gelelim. Burada x'in katsayısı eksi 6. Burada x'in katsayısı 2b. Demek ki b de buradan eksi 3. Son olarak sabit terim.
Buranın sabit terimi 12. Buradaki sabit terim, bakın dikkat edin, 2 ile 2c var. 2 artı 2c olduğuna göre buradan 2'ye bölersek, ki zaten a'yı biliyorum, ben direkt bölmeyeyim. Götürüp yerine yazdım. A 1'di. Burası 2 yaptı. Buradan da c eşittir 5. Şimdi a bc'yi bulduğuma göre artık px polinomu buldum. Çünkü px polinomu şöyle tanımlanmıştı. Ax kare artı bx artı c. A dedim 1, 1x kare. B dedim eksi 3. Eksi 3x artı c 5. Şimdi px bulduğuma göre artık istediğini sorabilir. P1 sormuş. 1 eksi 3 artı 5'ten ne yapar burası? 3 yapıyor. Evet, bu da böyleydi. Bir önceki sorunun benzeriydi. Burada öncelikle tekrar soruyorum. Aynı tür iki polinomu veriliyorsa bu tarz sorularda şu px polinomu kaçıncı dereceden? Onun sonuca bakarak anlayabiliyorsunuz. Bir önceki soruda birinci dereceden bir sonuç verdiği için px birinci dereceden dedik. Burada da sonucumuz ikinci dereceden olduğuna göre demek ki px ikinci derecedendir dedik ve px'i tanımladıktan sonra soruda geçen polinomları inşa ediyorsunuz. Yani elde ediyorsunuz. Ondan sonra yapılan işlemin aynısını yapıp polinom eşitliği de ne yapıyoruz? Bunları eşitledik. Pekala, sıradaki soru biraz daha değişik bir soru. Bu sefer px küp verilmiş. Tabii px bir polinomdur, bu önemli. Px küp 7x üzeri 12 artı a eksi 3 x üzeri 5 artı 4x küp artı b artı 2x artı a artı b demiş. Buna göre p1 nedir? Şimdi bakın, p1 bulmak için x yerine 1 yazarsanız sonuçta a ve b cinsinden bir değer bulursunuz. Yani direkt olarak sayısal bir değer bulmazsınız. Ki bu soruyu sorulduklarında da şıklarda sayısal bir değer isteyeceklerdir. Şöyle yapalım. Şimdi bunu bir unutalım. Yani soruyu geçelim. Ben şurada bir şeylerden bahsedeyim. Rastgele bir polinom yazacağım şimdi. Px diyelim ki eksi 5x küp artı 8x kare eksi 4x artı 7 olsun. Şimdi px kare ve px küp bir de px üzeri 4, bunları elde edelim. Buradan da bir şey anlatacağım. Şimdi px'i biliyorsak x gördüğüm yere x kare yazacağım. Eksi 5 çarpı x karenin küpü olacak. Artı 8 çarpı x karenin karesi olacak. X gördüğüm yere x kare yazıyorum. Eksi 4 çarpı x gördüğüm yere x kare yazdım. Artı 7. Düzenlersek eksi 5x üzeri 6 artı 8x üzeri 4 eksi 4x kare artı 7 geldi. Tamam, burayı bitirdik. Renk değiştireyim hemen. Şimdi px küpü bulacağım. X gördüğüm yere x küp yazacağım. Eksi 5 çarpı x gördüğümüz yere x küp yazarsak x küpün küpü artı 8x küpün karesi eksi 4x küp artı 7. Yani eksi 5x üzeri 9 artı 8x üzeri 6 eksi 4x küp artı 7. Bunu da hesapladık. Bu aşağıdakini de istiyorsanız siz hesaplayın. Ama sonuç olarak şuna varacağız. Şimdi artık sonuca gelelim. Px kare polinomu elde edilirken x gördüğümüz yere x kare yazacağımız için tüm dereceler çift olmak zorunda. Tekrar söylüyorum. Px kare polinomu elde edilirken x gördüğüm yere x kare yazacağım için tüm derecelerin çift olması gerekiyor. Öyle geldi. Aynı şekilde x gördüğüm yere x küp yazarsak da tüm dereceler 3'ün katı gelmek zorunda. Yani gördüğünüz gibi x üzeri 9, 9. dereceden bir terim. Bu da 6. dereceden bir terim. Bu da 3. dereceden bir terim. Bunu da siz hesaplarsanız tüm terimlerin dereceleri 4'ün katı geleceğini göreceksiniz. Şimdi px küp polinomunda böyle bir sonuç varsa o zaman tüm terimlerde dereceler 3'ün katı olmak zorunda. Bakın burası 3'ün katı, ama burası 3'ün katı değil. Demek ki px küp polinomunda böyle bir terim bulunamaz. O yüzden katsayı 0. Benzer şekilde x küp olabilir. Burada birinci dereceden olduğu için kesinlikle 3'ün katı değil. O zaman böyle bir terim de bulunamaz. Yani direkt olarak a'nın 3 olduğunu ve b'nin de eksi 2 olduğunu söyleyebiliriz. Bunu söyledikten sonra artık px küp eşittir 7x üzeri 12, burası 0, artı 4x küp, burası 0, artı a çarpı b, yani eksi 6. B1 soruyordu.
1 koyarsak soru biter. Ama buradan PX'e nasıl geçeceğiz onu da söyleyelim. PX'e geçmenin yolu x küp gördüğümüz yere x yazmak. Bakın soruyu bitirdik aslında ama ben başka şeyler anlatmaya çalışıyorum. Bir de şöyle yorumlar geliyor. Hocam bazen çok gereksiz uzatıyorsunuz diye. Şimdi gerekli ya da gereksiz onu bilemem. Ama ben bu şekilde anlatma taraftarıyım. Çünkü siz sadece dinleyicisiniz. Bana soru sormuyorsunuz. Ben o soruyu tekrar anlatma hissine kapılıyorum. Çünkü takıldığınız yerler olabilir. Yani sonuçta bir canlı bağlantı yapmıyoruz. O yüzden tekrar üzerinden geçiyorum. Aynı zamanda bir sorudan başka nasıl sorular türetilebilir? Onlardan bahsediyorum. Bazen bir şey anlatmak için yani bir soru çözmek için ekstra bilgiler gerekiyor. O bilgilere sahip misin, değil misin? Onu da hatırlatmak için sorudan kopuyoruz, başka şeylere giriyoruz. Ve emin olun ki biraz sabır gösterdiğin zaman matematiğiniz biraz daha kaliteli hale gelecek, daha inşa edili olacak. Yani burada şunu söyleyelim, asla biz burada matematiğe ihanet ederek bir şey anlatmayacağız. Yani benden kestirme yol, pratik yol falan bekliyorsanız o bu kanalda olmayacak. Tabii ki işlemleri kısa yaparken bazı şeyler söyleyebiliriz ama bir konuyu anlatırken burada bunu yaparsak böyle olur, şurada şöyle yaparsak böyle olur gibi böyle bir şey görmeyeceksiniz. Yani kestirme yolu yok. Matematiği matematik gibi olduğu gibi anlatmak lazım. Belki bir akademisyen gibi anlatmıyoruz ama en azından matematiğe ihanet etmeden anlatma taraftarıyım. Şimdi bu açıklamayı yapma zorunluluğu hissettiğim için söylüyorum. Evet belki başka yerlere dalabiliyoruz ama beni tanıyan öğrenciler bilir. Çok sağlıklı ilerliyoruz. Yani netleri daha iki basamaklı sayılara ulaşmamışken yıl sonunda netlerinin ne hale geldiğini belki hayal edemeyecek duruma gelen öğrenciler var. Tabii bu neye bağlı? Onun çalışmasına bağlı. Yoksa bizim elimizde sihirli değnek yok. Ama dediğim gibi matematiği bilerek. Yani bir öğrenci matematiğin geliştirmek istiyorsa niye sorusunu soracak. Niye? Bu niye? Yani bu öncelikle tanımları bilecek. Matematikte tanımlar önemli. Yani ben size bir kural veriyorsam bu niye? Bu niye eğer ben açıklamamışsam ya da hocanız açıklamamışsa muhakkak ve muhakkak peşinde düşünün. Onun niye öyle olduğunu araştırın. Bulamazsanız sorun, öğrenin. Çünkü matematik hiçbir şey kafadan atmasyon yapılmamıştır. Kesinlikle bir niyesi vardır. Şimdi buradan PX'e nasıl geçeceğimizi anlatıyorduk. PX küp 7 çarpı x küpün dördüncü kuvveti diye yazdım bunu. Niye böyle yazdım? Çünkü dedik ki x küp yerine x yazacağız. X küp yerine x yazarsak burası px 7x üzeri 4 oldu. Bakın şuraya x yazıyorum. Aynı şekilde burada x yazıyorum. Eksi 6 px bu. İsteyen px'i böyle bulabilir. Evet. Sorumuzu bitirelim. PX'i bulduk. P1'i bulacağız. Aslında P1'i buradan da bulabilirdik. Çünkü x yerine 1 yazarsak burası P1 oluyordu. Direkt toplayıp bitirecektim. 7 artı 4 eksi 6 sadece PX'in nasıl elde edildiğini göstermek istedim. Buradan da 5. Evet bu soru da böyleydi. Yani bu soruyu çözebilmemiz için öncelikle şöyle küçük bir soru üzerinde anlattık. Kimi zaman şurada karşılaşıyoruz. X gördüğümüz yere x üzeri 1 bölü 3 yazmalıyız gibi. Neden bunu yazmalıyız? X yerine x üzeri 1 bölü 3 yazarsak px'i buluruz. Tabii bunu yazınca arkadaşlar dikkat edin. Burasına x üzeri 1 bölü 3 yazarsam burası x üzeri 4 gelecek. Ama burası x üzeri 5 bölü 4 gelecek. Pardon 5 bölü 3 gelecek. Özür dilerim. Böyle bir derece polinomda bulunamaz. Çünkü polinomu polinom yapan özellik daha birinci videoda polinomun tanımını verirken söylemiştik. X'in kuvvetleri doğal sayı olacak. Böyle bir derece olamayacağı için katsayısı sıfır. Aynı şekilde burada da öyle. X gördüğüm yere x üzeri 1 bölü 3 yazarsak bakın bunu niye yazıyorduk hatırlatıyorum. Px'i bulmak için. Px'i bulmak için x gördüğüm yere x üzeri 1 bölü 3 yazmalıyım. Bunu yazarsan o zaman burası x üzeri 1 bölü 3 olur. Derece yine rasyonel. Yani 1 bölü 3 diye bir derece yok polinomda. O yüzden ne diyoruz? Böyle bir terim bulunamaz. O yüzden burası da sıfır. Yani A ve B'yi o şekilde de bulabiliriz. Evet, 11 bitti. Geldik 12'ye. O Px bir polinomdur demiş. Bundan önceki çözdüğüm sorulara benziyor. Yine bir polinom eşitliği var. Px'i bir
x 3 ile yani birinci dereceden bir polinomla çarpmış ve sonuç yazılmış. Bu sonuca göre işte biz önce buradaki bilinmeyeni buluyorduk. Daha önceden de çözdük. AB bulduk hatırlarsanız. Burada da M bilinmeyeni var. M bilinmeyeni bulup sonra da P3'ü bulacağız. Peki nasıl bulacağız? Şimdi ne dedik? Dedik ki madem ki M'yi bulacağız. Bakın buna bir polinom eşitliği dediğimizi unutmayalım. Polinom eşitliği aynı zamanda özdeşlikti. Özdeşlikte X'e istediğin değeri verebilirsin. Ben M'yi bulmadan acaba P3'ü bulur muyum? Bunu bir soru olarak kafamızın kenarında koyalım. Eğer M'yi bulursam işim daha rahat diye düşünüyorum. Önce M'yi bulmaya çalışalım. O yüzden M'yi bulmak istiyorsak karşı tarafı yok etmeye çalışalım demiştim. Çünkü x'e istediğin değeri verme özgürlüğüm var. Ben de x'e yani değişkene 3 değerini vererek burayı sıfırlıyorum. Burası 27 yaptı. Eksi 18 artı 3m artı 6. Şimdi 9, 16, 15. Burası eksi 15 oldu. Burası da 3m. M buradan eksi 5 dedik. Şimdi peki m'yi bulduktan sonra ne yapacağız? X küp eksi 2x kare eksi 5x artı 6 oldu. Evet, bundan sonra yapmamız gerekenlere bakalım. Şimdi P3 soruluyor. Peki 3 koyacağım. İyi de 3 koyarsam burası sıfırlanıyor. Yani ben P3'ü bulamıyorum. Bakın tekrarlıyorum, P3 soruyor. X yerine 3 koymam lazım. İyi de X yerine 3 koyarsak burası sıfırlanıyor. Ki burası da sıfırlanacak. 0 eşittir 0. Yani doğru bir sonuç çıkıyor. Ama P3'ü bulmuş olmuyorsun. Bunun iki tane yolu var. Bir, bura kesinlikle çarpanlara ayrılır. Kesinlikle ve iddiamız şudur. Bu çarpanlardan bir tanesi x eksi 3'ün ta kendisi. O kesin yani tartışmasız. Bunun sebebini söyleyeyim. Madem ki Px bir polinom, ben Px'i bulmak istesem x küp eksi 2x kare eksi 5x artı 6'yı götürüp x eksi 3'e böleceksiniz. Bu bölme işlemini yaparsanız Px'i bulursunuz. Px'i bulduktan sonra P3'ü çok rahat bulursunuz. Peki bölme işlemi nasıl yapılır? Bir polinom bölmesiyle yapılır. Bunu belki bilmiyorsun. İkincisi çarpanlara ayırma. Çarpanlara ayırman nasıl onu da bilmiyorum ama bunlar lazım. Peki ben bunu iki türden bir çözeyim. Birincisi polinom bölmesi ki ben bunu polinom bölmesini ileride anlatacağım. Ama bilenler için şöyle bir üstünden geçeceğim. Evet. Polinom bölmesi yaparken bölünen polinom derecesi büyük olandan küçük olana doğru sıralanır. Aynı şekilde bölen polinom da derecesi büyük olandan küçük olana doğru sıralanır. Bundan sonra en büyük dereceli terimi sırasıyla yok ede yok ede ta ki kalanı bulana kadar. Kalan da dereceden daha küçük bir dereceye sahip olmak zorunda. Şimdi yok etmek için bu terimin aynısını elde etmem lazım. O yüzden x'li bir ifadeyi ancak x kare ile çarparsanız x küplü bir ifade dersiniz. Çarpıyorum x küp, çarpıyorum eksi 3x kare. Bundan sonra çıkartma işlemi yapılacak. Çıkartırken tabii ki işaretler değişecek. Yani bu artı x küptü, eksi x küp olup götürecek. Burası eksiydi. Hatta renk değiştireyim. Artı oldu. Ve sonuçta buradan totalde x kare geldi. Eksi 5x artı 6. Diğer ifadede aynen yazdım. Bu sefer en büyük derecemiz x kare. X karenin aynısını elde etmeye çalışıyoruz. Daima en büyük dereceli terimin aynısını elde etmeye çalışacağız polinom bölmesinde. O yüzden artı x ile çarpmak zorundayım. Artı x ile çarparsak bakın x kare geliyor. Aynı zamanda bir de eksi 3x geliyor. Yine çıkartma yapacağım. Çıkartma yaparken işaretler değişecek. Bu eksiydi artı oldu. Bu da artıydı eksi oldu. Bakın bunlar taraf tarafa toplandığında gidiyor. Elimizde ne kaldı? Yukarıda eksi 5x, aşağıda 3x yani eksi 2x kaldı artı 6. Şimdi burada en büyük derece birinci dereceden eksi 2x değil mi? Bu terimin aynısını elde etmek için eksi 2 ile çarpacağım. O yüzden eksi 2x oldu. Burası da artı 6. Çıkarırken işaretler değişiyor. Yani burası artık artı oldu. Burası da eksi oldu. Böylece bunlar gidip sıfır. Bu şu anlama geliyor. Demek ki yukarıdaki ifade yani pay kısmı bu ikisinin çarpımından ibaretmiş. X eksi 3 çarpı x kare artı x eksi 2. Aşağıda da ne vardı? X eksi 3 vardı. Bunlar da gitti. Böylece ben px'i bulmuş oldum. Px x kare artı x eksi 2. Artık p3'ü rahatlıkla bulabilirsiniz. P3 9 artı 3 12 10 yapıyor arkadaşlar.
Ne yaptık? Önce M'yi bulduk. M'yi bulduktan sonra artık ifade buna dönüştü. Ben bu ifadeden P3'ü bulmak istiyorum. 3 koyunca bakıyoruz ki sağ taraf 0, sol taraf 0. Bunlar eşit. Evet, doğru, eşit 0 eşittir 0. Doğru bir sonuç ama ben P3'ü bulmuş olmuyorum. P3'ü bulmak için şundan yok kurtulmamız lazım. Çünkü ben 3 koyduğum zaman bu sıfırlıyor. Yani burayı sıfır yapan ifade bu. Bunu yok etmem gerekiyor. Her tarafı x eksi 3'e böldüm. Böylece px payın paydaya bölümü bu şekilde bir ne oldu? Rasyonel bir ifade oldu. Bu rasyonel ifadede px'i kesinlikle elde etmenin iki yolu var. Bir yukarı çarpanlar ayıracaksınız ya da polinom bölmesi yapacaksınız. Ben de polinom bölmesi yaptım. Bu arada şunu söyleyelim. Kesinlikle ve kesinlikle bunun x eksi 3 çarpanı içerdiğini söylemiştim. Bunu nereden biliyorum? Çünkü bu bir polinomsa bir polinomun ifadesinde x'i terim olamaz. O yüzden pay ile payda yok olması lazım. Demek ki bunun içinde, yani bu ifadenin içinde x eksi 3 çarpanı var. Bu ifade x eksi 3 çarpı bir şey. Ama ne? İşte bu ne olduğunu biz bölerek anladık. Böylece x eksi 3'ler gitti. Bulduğum ifade kaldı. Bundan sonra da yaptım. Peki bunun başka bir yolu var mıdır? Evet. Şimdi soruyu bitirdik. Yani dediğim gibi hani yeri geldiği zaman bir soruyu bir 40 dakikamı ayırarak bitirebilirim. Çünkü hani soruda klasik çözümlerden çok başka çözümler var mıdır? Başka yollar var mıdır? Başka düşünce tarzları var mıdır? Bunları tartışmamız lazım. Mesela bu soruda ben px'i bölmeden bulabilir miydim? Evet, buna bakalım şimdi. Şimdi px'i polinom bölmesi yapmayacaksanız ki bence en kolay polinom bölmesidir, onu da söyleyeyim. Bu tarafı, yani sağ tarafı çarpanlara ayıracaksınız. Peki bu nasıl ayrılır? İşte bu üçüncü dereceden olduğu için çarpanlar ayırmamız biraz zor olabilir. Şuradan yardım alabilirsiniz. Yardım şu. Bunun içinde kesinlikle x eksi 3 var. Kesin yani. Şöyle bir şey var. Çünkü bunlar gidecek. Emin olun yani. Peki x eksi 3 varsa başka ne olmalı? Bir kere sonuç x küp. O zaman x kare olmalı. Çünkü çarptığım zaman x küp gelecek. Aynı zamanda buranın sabit terimi ne? 6. Peki sabit terimi nasıl bulunacak? Buranın sabit terimi, yani birinci çarpanın sabit terimiyle ikinci çarpanın sabit terimi. Buranın sabit terimi de eksi 2 olacak. Çünkü çarptığım zaman 6 olacak. Peki ortada bir şey olacak mı? Ortada yani x'li terim olacak mı? Tabii bu olabilir, olmayabilir. Bunu bilemeyiz. Ama biz yokmuş gibi davranamayız demiştim. O yüzden de ben buna bir isim uydurayım. Soruda kullandığım M var. M kullanmak istemiyorum. O zaman ben buraya A diyeyim. A çarpı X. Evet. Bunu kullanacağım. Peki. Bu A'yı bulmadan PX'i bulmuş olmayacağım. Tamam. Bunlar gidecek. Ama PX böyle kalacak. Biz A'yı bulmak zorundayız. A'yı bulmanın yolu da arkadaşlar mecburen çarpacağız ama mantıklı çarpmalar yapalım. Mesela x kareli terim elde etmeye çalışayım. Bununla şunu çarparsam x kare bulurum. Bununla başka bir şeyi çarparsam x kare bulmam. Tamam. Bununla da bunu çarparsam eksi 3x kare bulurum. Demek ki çarpma sonucunda x kareli terimler toplandığında a eksi 3x kare elde edilecek. İşte sonuçta x karenin katsayısı eksi 2 olduğuna göre şu sonuç eksi 2 olmak zorunda. Demek ki a eksi 3 eşittir eksi 2. Buradan a ne oldu? 1. Ha, demek ki burası 1 ise aslında ikinci çarpan dediğimiz burası 1x. Sadece x yani. İşte şu bununla sadeleştikten sonra px polinomu artık gördüğünüz gibi x kare artı x eksi 2 gelip bundan sonra P3'ü bulabiliriz. Yani ne yapıyor? 9, 12, 10. Bakın bu da bir yol. Tamam. Bunu çekiyorum. Zaten siz tekrar bakmak isterseniz videoyu başa alıp devam edebilirsiniz. Şimdi ben bir üçüncü yol daha yapacağım. Bu yolu türebilenler için yapacağım. Şimdi biz türebilmiyoruz diyeceksiniz. 12. sınıflar. Ama emin olun bu polinom için de türev anlatacağım biraz. Çünkü polinomun türevle ilintili yerleri var. Ve
Çok kolay olacak. Tabii teferruatlı türeve girmeyeceğim. Türevin tanımı nedir ona girmeyeceğim. O türev konusunu anlattığımda orada göreceksiniz. Şimdi türeve nereden geleceğim? Bir kere biz M'yi bulacağız. Onu söyleyelim. Yani çözümü bu kısmına kadar geleceksin. Bundan sonra elde ettiğin ifade şu. Evet. Türev bilenler. İyi dinleyin şimdi. M'yi bulduk, yerleştirdik diyelim. Bundan sonra PX'i bulacağım. Değil mi? PX'i nasıl bulacağım? Böleceğiz. Hayır, artık bölmeyeceğim. Yani bakkal bölmesi dediğimiz polinom bölmesi yapmayacağız. Buradan P3'ü nasıl buluruz? Bakın burada 3 koyunca istersen hesapla, hesaplamayacağım ben. Kesinlikle burası 0. 3 koy, burası 0. Buna 0 bölü 0 geliyor. Belirsizliği diyoruz değil mi? 3 koyduğumuz zaman. Daha doğrusu x 3'e yaklaştıkça bu belirsizlik meydana geliyor. En doğru cümle bu. O yüzden ben P3'ü istiyorsam Px polinomunun 3'teki limitini almam gerekiyor. O zaman bu kesirli ifadenin 3'teki limiti bana P3'ün ne olduğunu verecektir. Evet. Buranın limiti P3'e yaklaşırken buranın limiti 0 bölü 0 belirsizliği meydana getirecek. Burada da 0 bölü 0'da biliyorsunuz ki bir L'Hopital teoremimiz var. Buna göre payın türevi paya yazılır. Limit x 3'e giderken payın türevini alıyorum. 3x kare eksi 4x eksi 5. Türev bilenler için söylemiştim zaten. Böyle paydan türevini alıyorum. 1. Payın türevi paya, paydan türevi payda. Bundan sonra 3 koyuyorum gençler. Buranın limiti P3'e gidiyor demiştik. 3 koyarsak 27 eksi 12 eksi 5. Hesaplarsanız 27 eksi 17 oldu. Buradan da yine P3 dediğimiz değer 10'dur diyoruz. Evet, 12. soruyu 3 farklı yoldan çözdük. Dediğim gibi hani soruları uzatabilirim. Çözüm yöntemlerini göstermek isteyebilirim. Beyin fırtınası yapabiliriz. Ama matematiğe ihanet etmeden konuları anlatacağım. Sıkılmadan kendinize müsaade edin, bana değil. Kendinize sabır gösterin ve kendinize müsaade edin. Emin olun çalıştığımız sürece, yani sadece dinlemekle olmayacak. Çalıştığımız sürece başaracağımızdan eminim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.